Bugüne kadar basından birçok formül okuduk. E, duyumlarımız oldu formüllerle alakalı. Acaba işte 25 yıl dolduranlar hemen emekli olacak mı? Gün eksiği olanlar acaba o gün 5000 yerine 9000 günle mi tamamlanacak? Acaba EYT'nin eski EYT'nin yerine yeni bir EYT mi geliyor? İşte herkesten 1-2 yıl kolaylık sağlayarak işte 50 yerine 48'de, 54 yerine 52'de mi emekli olacak? Yok Finlandiya, Almanya modelleri gibi maaştan bir kesinti mi uygulanacak diye e, son bir aydır belki 2 ay yakın zamandır Sayın Bakan'ın açıklamalarına bakıldığında son birkaç gündür de özellikle üstünde durduğu konular da dikkate alındığında biz şunu görüyoruz. EYT'lilerin açık açık beyan etmiş olduğu 1999 yılından önceki yasa neyse bu yasaya dönülsün. 4447 sayılı kanun içinde mağduriyete yol açan o ilgili madde yürürlükten kalksın. E talebi vardı, isteği vardı. E, sayın Bakan da yanlış anlamıyorsam milletin artık bu e, 23 yıllık bir çağrı Tabii 1999 yılında bu mağduriyet başlıyor. 23 yıllık çağrısını anladığım kadarıyla tam manasıyla bir kulak verilmiş gibi Sayın Bakanımızın son açıklamalarına bakıldığında e, bunu gösteriyor. Muhtemel olasılıkla yasanın ilgili maddesi yürürlükten kalkarak geçmişe dönülmesiyle ilgili bir tasarı karşımıza çıkacak. Ama tabii kanun tasarısı netleşmeden de bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Sayın Bakan da basın açıklaması için son çalışmaları tamamlamayı bekliyoruz dedi. Yani demek ki bir takım çalışmalar devam ediyor. Ben şunu da anlayabiliyorum aslında. Son çalışma derken muhtemelen Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmalarda olabilir. Yani emekli olacak kişi sayısı, bununla ilgili ayrılması gereken bütçe, devlet, sosyal devlet ilkesi gereği, sosyal devlet nereye ne kadar para ayıracağını, bunun adı gelir, bunun adı yardım, bunun adı savunma ne olursa olsun bunları her yıl belirliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kapsam bünyesinde bakanlar kurulu çalışmalarını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını Hı -hı. yapıyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Peki e biz de son, son çalışmanın Maliye Bakanlığı ile olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi normalde emekli olan bir kişi Türkiye'de çalışmaya devam edebilir. Buna bir engel durum söz konusu değil. Ve emekli olarak çalışmak mümkün. Sadece kamu kadrosunda devlet memuru olarak emekliler çalışamıyor. Onlar mümkün değil. Birkaç sektör var. Sağlık çalışanları işte doktorlar emekli olsalar da e, çalışabiliyorlar gibi bazı özel sektörler var. E i̇şte bir de mesela güvenlik mensupları daha sonradan emniyet mensubu çalışıyor. Sonrasından güvenlik işinde çalışıyor gibi birkaç sektörde ayrıcalık var. Ama onun dışında e, kamudan emekli olanlar Kamuda zaten çalışamıyorlar evet. ama bir kısmı özel sektörde çalışmaya devam edebiliyor. E, dolayısıyla burada yapılacak şey şu bakıldığında eğer yaşı çalışmaya elverişli olanlar emekli olsalar e, dahi muhtemel da çalışmaya devam edebilirler. Tabii bu öngörü bizim öngörümüz ama onun dışında emekli hayat garantisi kabul edip eğer e, başkaca gelirleri de yan gelirleri varsa emekli maaşım var işte yan gelirim de var. Öyle ya da böyle bir kira geliyor, gelirim var. Bundan sonra çalışmak yerine hayatımı emekli olarak idame ettirmek istiyorum diyen çok sayıda da insan olacaktır. Hmm. Peki ne kadar insan emekli olacak? Tabii önemli olan da bu. E çalışmalara bakıldığında eğer ki Sayın Bakanımız e, şartları iki şartı doldurmuş olan herkese emekli edeceğiz gibi bir yasa teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunum yaparsa İktidar Partisi yani nedir o iki şart işte 25 yıl erkekler için kadınlar için 20 yıl zorunlu hizmet süresiyle e, 5000 ile 5975 gün arasındaki geçiş ya da eski kanuna göre sadece 5000 gün dolduran SSK'lılar emekli sandığı mensupları veba kuruları içinde kadınların 7200 günü. Erkeklerin de 9000 günü doldurmuş olması. Şöyle ki aslında çırak ve stajyerlerimizin meselesi şu. 16 yaşında orta öğretim döneminde lise başlangıcında mesleki eğitim okullarında, halk eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde öğrenciler mesleki eğitim aldıkları için bir ay, iki ay bazı dönemlerde 3 ay stajyerlik yapıyorlar ya da çıraklık yapıyorlar çıraklık eğitim evet. merkezinde. Bir berber çırağı hem berberde çıraklık yaparken diğer taraftan halk eğitim merkezinde okumaya devam ediyor. Mesela sağlık okuyan, muhasebe okuyan bir öğrencimiz meslek sesinde okurken mesleğiyle alakalı bir iş yerinde yazın bir ay, iki ay, üç ay gibi stajlar yapıyor. Hı hı. Bu staj döneminde bu öğrencimiz hem çalışıyor, meslek olarak iş üretiyor hem de okul için gereken eksiklerini tamamlamış oluyor o konudaki bütün mesleki bilgilerini de yazılı sınavlarına ve eğitimine aktarıyor. Yani iki iş birden yapıyor. Ama bu öğrencimize sosyal güvenlik sistemi diyor ki her ne kadar çalışıyor olsa da onlara ödenen prim emeklilik primi değildir. Sadece sağlık primidir ve iş kazası geçirmeleri halinde iş kazasından sağlanan haklardır. Emekli prim ödenmediği için o girişleri emeklilik girişi olarak kabul edilemez ve o kişilerin emekli olmasına o tarihle ilgili fırsat sunulamaz diyor. Sosyal güvenlik sisteminin handikapı aslında bu açıkçası. Neden öğrenci hem çalışıyor hem eğitimle devam ediyor ikisini birden yapıyor aynı işçi gibi sabah belirlenen saatte ya da evet. okulun o iş yerinde geçirmesi gereken süreyi belirlediği zaman dilimi içerisinde iş yerinde oluyor bir çırağın ne yapması gerekiyorsa malum evet, evet. gerekiyorsa evet. her şeyi yerine getiriyor ve bugün o kabul görmüyor bununla alakalı sayıları 200 bin civarında tahmin ettiğimiz mağduriyete de bir çözüm geleceğine dair sayın bakanın bir müjde verici açıklaması oldu.